أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli arkadaşlar, Mülk suresini yarıladık aşağı yukarıya. Tekâdü temeyyezü minel gayz ayetine gelmiş olduk geçen hafta. Surenin bundan sonraki kısmında surenin baş tarafında yapılan delillere, bu delillere uymamanın bir takım cezaları, mükafat, ceza sistemi var. Rabbim böyle yaratmış. Bu ceza sahnelerinden tablolar gösterecek Rabbim. Yine kevni ayetler göreceğiz. Allah'ın kudretine delalet eden. Bazen ceza, bazen mükafat, bazen bir takım yine kevni olaylar. Sure bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Yani konulardan konulara geçiş söz konusu olacak. Kur'an'ın böyle bir özelliği var. Tablo halinde böyle bizim ileride kesin olarak yaşayacağımız kıyamet sahnesinden, cehennemden, cehennem ahvalinden, oradaki insanların birbirleriyle konuşmalarından böyle kesitler sunar, bir parça verir, sonra bir başka kesite geçer, sonra geri döner delile. Delilden sonra o delile uymayanlarla ilgili bir cezadan bahseder, bir mükafattan bahseder. Sonra yine efendim bir tablo getirir gözümüzün önüne. Yani sürekli insanın zihnini canlı tutan bir yapısı var Kur'an'ın. Ya tek düzelik hiçbir yerinde yok Kur'an'ın. Yani şöyle bir okuyayım, gideyim böyle bir tek düze canım sıkılsın diyemezsiniz. Tam canlı sıkılacağı vakit sizi bir tabloya aktarır. Gözünüzün önünde onu canlandırır. Onunla biraz meşgul olduktan sonra oraya sizi boğmaz, teksif etmez, orada hapsetmez sizi. Bir başka tabloya aktarır. Mükafat, ceza, cennet, cehennem, sürekli bu zıtlar. Bunların arasına deliller, kevni olaylar, özellikle Mekke surelerinde bu tablolar, tablo arasındaki geçişler çok sık uygulanıyor. Çünkü niye? Karmaşık bir zihin dünyası olan bir insanı düşünün. Ne yapacağına karar verememiş. Bu insana böyle kafası, psikolojisi sağlam, yerinde bir insan gibi rahat rahat her şeyi anlatamazsınız. Onun şirki düşünmesine müsaade etmeyecek bir böyle anlatım tarzı hakimdir. Yani şirki düşünemezsin, düşünemez o kişiyi. Sürekli bir ceza verilir, sonra mükafat verilir, sonra olaylar böyle canlı bir şekilde sıralanır ki kişi o şirkin içinde boğulup kalmasın, bir an önce oradan kurtulup çıksın. Ama medeni surelere geldiğin zaman bir dinginlik, bir rahatlık görürsünüz. Olaylarda tafsilatlar, geniş geniş açıklamalar. Çünkü zihin artık oturmuş. Tamam mı? Kararını vermiş. İslam'a teslim olmuş. Allah'a teslim olmuş bir zihin var. Ama bu sureler öyle değil. Daha zihin karmaşa içinde, soru işaretleri var. Onun için onun o zihin dünyası için en uygun olan durum. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ Rablerini inkar edenler için vardır. Yani وَلِكُلِّ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيَاط۪ينِ وَغَيْرِهِمْ Şeytanlar ve diğer varlıklardan Allah'a karşı nankörlük yapanlar, onu inkar edenler için vardır. عَذَابُ جَهَنَّمَ Cehennem azabı vardır. Yani şimdi önceki ayete bağlayacağız. Leyse şeyatinul mercumune mahsusine bidalik. Sadece Allah'ın rahmetinden kovulmuş, uzaklaştırılmış şeytanlar bu azaba ait değildir. Tamam mı? Diğer Allah'a nankörlük yapan, kafir olan diğer gruplarda bu azaba mahsustur. Ve bi'sel masiru el merci'u cehennemü. O cehennemi mahsusun bir zem derler ona. Cehennem ne kötü bir varış yeri. İza ulku fiha yani turihu fi cehennem. Cehenneme atıldığı zaman kema yutrahul hatabu fin naril azime. Büyük bir ateşin içine odunun atıldığı gibi cehennem halkı da cehenneme atılınca semi'u leha şehikan. Yani li cehenneme şehikan. O cehennemde bir şehik duyulur, işitilir. Şehik yani neymiş şehik? Savten münkeran kesavtil himar. Merkebin sesi gibi
insanlar tarafından çok çirkin addedilen, münker sayılan böyle bir ses. Yani bu sesi ne çıkartıyor arkadaşlar? Cehennem çıkartıyor bu sesi. Bu bir nevi uğultu. Şübbihe benzetildi. Hasisuhel münkerul fezi'u. Cehennemin o çok feci olan ve kabul edilemez, kulakların kabul etmeyeceği bu iniltisi, hasisi neye benzetildi? Bir şehiki. Merkebin homurtusuna. O ne, anıracak ya affedersiniz. Önce bir nefesi içine alıyor böyle. Ciğerlerini şişiriyor, karnını şişiriyor önce. Tamam mı? Büyük bir nefes alıyor, sonra bağırıyor. Şimdi zefir o sesi içine alması. Tamam mı? Zefir. Önce ciddi bir süre nefes alıyor yani yarım dakikaya yakın bir nefesini alıyor, ciğerlerini dolduruyor. Zefir, şehik o affedersiniz anırması. Sonra o nefesi yavaş yavaş çıkartıyor. O hayvan için, o hayvanlar aleminde bu kötü bir şey değil. O hayvan o sesiyle anlaşıyor. Diğer merkeplerle anlaşıyor bir şeyler diyorlar birbirlerine. Yani onun açısından sorun değil. Ama dikkat edin. Mesela bir atın kişnemesi gibi, bir kuzunun melemesi gibi, bir keçinin sesi gibi kulağa çok hoş gelmiyor. Rahatsız ediyor. Hatta yanındaysak biraz öte gideriz yani. Bizi rahatsız eden bir şey var. Kendi açısından sıkıntı değil. İşte burada da Rabbim ne dedi? Semi'u leha şehikan. Şehik işitilir onun için. Yani o dünyada duymak istemediğiniz o himarın, o merkebin sesi. Tabi burada benzetme o sesin çirkin görülmesinde. Yoksa cehennemin böyle affedersiniz bir merkep gibi anırması manasında değil. Hoş olmayan, kulağa hoş gelmeyen bir ses. Cennet halkı cennete selamlarla davet edilirken selamun aleyküm tıbtüm fedhulüha halidin. Böyle hoş mükalemelerle cennet ehli cennet daveti alırken cehennem ehli o feci, o münker, o kötü sesi işitiyorlar. Ve hiye tefuru. Böyle yaparken de tefuru. Yani ne demek fara yefuru? Gala yağli. Tağli bihim galeyanel mirceli bima fihi. Tencerenin içinde olan malzemelerle fokur fokur kaynaması gibi bir yandan o cehennem bu kötü sesi çıkartırken kaynıyor. Bu bir tablo bakın. Zihinlerde bir şeyler oluşturuyor. İlahi adaletin sağlanabilmesi için bir ceza sistemi. Bu ceza sistemine ait bir parçadır bu. Binlerce parça. İnsan bunları zihninde bir araya getiriyor ve o cezanın azametini böylece hissediyor. Bir anda bütün parçalar verilmez Kur'an'da. Bakın burada cehennemin o insanları karşılama esnasındaki sesine dair bir yaklaştırma, bir temsili bir anlatım yapıldı. Bunu alıyoruz. Bir başka ayetten cehennemde cehennem halkının içerideki konuşmalarını, feryatlarını, bir başka ayette cennet ehliyle cehennem ehlinin konuşmalarını, oradaki hallerini, bütün bunlar parça parça birleşerek zihnimizde bir cehennem tasviri oluşuyor. Şimdi konu cehennemden devam edince tekâdü temeyyezü minel gayz. Nasıl bir cehennem bu sanki? Değil mi? Bir cehennemden bahsedildi. O cehenneme atılacak insanlardan bahsedilince hemen akla gelen bir soru. Bu cehennem nasıl bir varlık? Ha, anlamak mı istiyorsunuz? Buyurun. Tekâdü temeyyezü minel gayz. Dünyada bir insan düşünün, öfkesinden çıldıracak hale gelmiş. İşte bu cehennemde içinde barındırdığı varlıklara karşı böyle acımasız bir yaratık demektir. Öfkesinden neredeyse çatlayacak. Tetemeyyezu yani tetekatta'u ve teteferragu. Bunları açıkladık. Minel gayz alel küffar. Fecu'ilet kel mu'tazati aleyhim. Şimdi fecu'ilet cehennem kılındı. Ne gibi? Kel mu'tazati aleyhim. O kafirlere karşı öfkelenen bir insan gibi. Şimdi müellif bu cümleyle neye işaret ediyor?
demin 10 dakikadır anlattığım teşbihi anlatıyor. Bakın bir cümle. Fecu'ilet kelmu'tazati aleyhim demek, burada bir istiare-i temsiliye var. Bir temsili bir anlatım var. Taraflardan biri mahzuf olunca istiare derler ona Arapçada. Yani bir insan var, öfkeli, efendim yakıyor, yıkıyor etrafını. Bu insanın, cehennemin durumu bu insana benzetiliyor. Bu insana ait olan kısım, yani er-racülül muhtaz, değil mi? O hasfediliyor, onun yerine gayız kelimesi kullanılıyor ama kastedilen cehennemin yıkıcılığı, iştial, tutuşturuculuğu. İstiaraten li şiddeti galeyaniha bihim. O cehennemin galeyanı, yani cehennemin içindeki varlıklara karşı tutumu, durumu, efendim onun yerine istiare olarak gayız kelimesi kullanılmış. Küllemâ ülkiye fîhâ fevcün se'elehum hazenetuhâ. Oraya kafirlerden bir topluluk atılınca, her atıldığı zaman se'elehum hazenetuhâ, o cehennemin bekçisi olan melekler muhakkak şu suali soruyorlar. Elem ye'tiküm nedir? O hemze tevbih için arkadaşlar. Gerçek bir sual değil bu. Çünkü melekler uyarıcının gelip gelmediğini biliyorlar. Tevbih, azarlama, gelmedi mi size uyarıcı? Yani takrir var burada. Geldi demelerini sağlamak var. Nitekim öyle diyecekler biraz sonra. Arkadaşlar bu küllema kelimesi ne, nasıl bir kelime? Bakın burada kül kelimesi şumul ifade eden bir Arapçada bir yapıdır. Değil mi? Kül. Bu ma'ya bitiştiği zaman, küllema şeklinde kullanıldığı zaman bu ma'ya ma'i mastariyeyi tevkitiye veya zarfiye derler. Yani kendisinden sonra gelen cümleyi mastara çevirir, ma'i mastariye, ve kendisinde mef'ulü fih, zarf manası vardır. Kül ile bu ma yan yana gelip küllema olunca da şart manasını tezammün ederler. Aynı lemma gibi olurlar. Kur'an-ı Kerim'deki bütün küllemalar böyledir. Külle ma. Kül şumul edatı, ma ma-i mastariye zarfiye, yan yana gelince bir mana lemma şartiye. Küllema, her ne zaman diyoruz onun için. O her ne zaman şöyle olursa şart manası, lemma manasını tezammun ettiği için her külleden çıkıyor, ma da zaman. Zarfiye, mastariye. Her ne zaman, küllema, her ne zaman şöyle olursa. Kendisinden sonra gelen şart ve ceza cümleleri mazi olur arkadaşlar. Aynı lemmadaki gibidir. Lemmadan sonra gelen şart ceza da devamlı mazi olur. Tabi şart edatları mazinin başına gelse de müstakbel manası veririz, değil mi? Şart şart, bir şeyi bir şeye bağlamak gelecekte olur. Geçmişte olmuş bitmiş bir şeyi bir şeye bağlayamazsınız. Onun için şart edatları bir maziye geldiği zaman oraya muzari manası vermemiz lazım, müstakbel. İnci iteni ekram tüke, gelirsen ikram ettim değil. Yani geldiysen ikram ettim, yanlış bir tercüme olur. Gelirsen ikram ederim. İnci iteni, geldiysen ikram ettim, yanlış. Gelirsen ikram ederim. Çünkü şart edatlarının görevi maziye de gelseler onu müstakbele çevirmektir. Tamam arkadaşlar, bakın burada da maziye gelmiş. Küllemâ ülgiye fiyâ, halbuki bu olay ileride olacak. Oraya cemaatun minel küffar, fevç, cemaatun minel küffar. Küffar olduğunu tabi makamdan anlıyoruz, değil mi? Oraya kafirlerden her bir topluluk atılınca, bak cevap cümlesi geldi. Se'elehüm. Onlara sorar. İkisi de mazi. Ve bunlar gayri cazimdir ha. Gayri cazim. Lemma, ida, küllema. Bunlar cezmetmez. Gayri cazim şart edatlarıdır. Yani şart cümlesine mazi, cevap cümlesine mahallen meczum falan demeyin. Gayri cazim. Cezmetmeyen şart edatları. Bunlar şart cümlesine muzaf olurlar. Cevap cümlesindeki fiil de bu küllemanın amili olur.
buna kısaca hafizun li şartihi mensubun bi cevabihi derler. Hafizun li şartihi. Şart cümlesine bunlar izafe edilir. Şart cümlesi mahallen mecrur muzafun ileyh olur. Mensubun bi cevabihi. Cevap cümlesindeki fiil de küllenin amili olur. Mef'ulü fihi olur. Bak, se'elehum hazenetuha. Bak şimdi manaya bakın. Se'elehum hazenetuha. Cehennem bekçileri onlara sorar. Ne zamanda sorar? Külle ma ülkiye. Her atıldıklarında. Yani külle aslında se'elenin mef'ulü fihi. Tamam mı arkadaşlar? Bütün lemmalar Kur'an'da. Bütün küllemalar. Bütün idealar. Yeri geldiği zaman onları da söyleriz. Bunlar şart cümlesine muzaaf olurlar. Cevap cümlesindeki fiilinde mukaddem mef'ulü fihi olurlar. Peki hazenet dediğimiz bu hazene kelimesi hazin kelimesinin cemisidir. Hazinün, hazinani, hazinune, huzzanün, huzzenün, hazenetün. Şurası. Üçüncü mükesser cemiyi. Hazene, hazin, bekçi. Demek ki bu cehennemde bekçiler var. Yani orayla görevli melekler var. Cennette de bekçiler var. Orayla da görevli melekler var. Yani meleğin görevi bulunduğu yerde vazifesini yapmaktır. Ya niye ben cehennemde görevliyim diye sormaz. La ya'sunallaha ma emerahum. Allah'ın emrine böyle karşı gelmek. Rabbim beni burada niye görev... Çünkü orada bulunmaktan dolayı bir eziyet çekmiyor ki o. Yani cehennemin ona bir etkisi yok. Mevla onu orada görevlendirmiş, orada görev yapar. Kimisi arşı taşır. Kimisi beynes sema vel arz, ne görev varsa onu yapar. Mevla onları onun için yaratmış. Malikün ve a'vanuhu. Malik ve onun yardımcısı olan diğer melekler mine zebaniyeti, zebaniye derler bunlara. Niçin onlara böyle sorarlar? Bak tevbihan lehum. Tamam mı? Tevbih için. Yani ne demek istiyor burada müellifimiz? Ey öğrenci diyor, buradaki bil ki şu elem ye'tikümdeki hemze var ya, istifhamı inkaridir. Tamam mı? Tevbihtir bu. Azarlama amacı güdüyor bu. Elem ye'tikum ne diyor? Söyleyin bakayım. Edepsiz herifler, size uyarıcı gelmedi mi ya? Ne işiniz var burada? Uyarı, tembih. Elem ye'tikum nedirun, yani nedir? Rasulun yuhavvifukum min hadel azab. Sizi bu azaba karşı korkutacak bir elçi. Şimdi bu Kur'an'daki nedir kelimeleri biliyorsunuz fa'il vezninde sıfat-ı müşebbehe gibi görünüyor ama fa'il vezninde mastar manası da vardır. Fa'il vezni mesela nekir, inkar manasında. Nedir, inzar manasında. İki kullanımı da var. İki kullanıma da göre ayete mana verebiliriz. Elem ye'tiküm nedir, mastar yapalım, size uyarı gelmedi mi? Sıfat-ı müşebbehe yapalım, mündir, uyarıcı gelmedi mi? Tamam mı arkadaşlar? Bu fail kalıplarına iki manada verebiliyoruz. Uyarı veya uyarıcı. Çok duyulan bir mastar değil. Fail bir mana if'al ama kullanılıyor. Ala gayri kıyas. Yani her gördüğümüz fail veznini efendim if'al manasında mastar yapamayız. Belli kelimelerde. Kalu cevaben diyorlar. Bela. Şimdi bu bela, belden biraz farklı arkadaşlar. Bel, idrap harfidir. Bir vazgeçiş. Bu bazen önceki iptal edilerek bir vazgeçme tarzında olur. Ona idrabı iptali deriz. Bazen önceki durumun daha ilerisine geçme manasında bir vazgeçiştir. Buna idrabı intikali derler. Kur'an'da iptali manada da, idrabi manada da bel bayağı kullanılıyor. Tamam mı? Bela ise ithbatun lima ba'den nefhi demektir. Yani bela bir cevap harfidir. Kaç tane cevap harfi var Arapçada? Naam, bela, i, kasemden sonra, ecel, ceyri, 5 tane
efendim inne bazen şiirlerde geliyor. Naam manasında inne. Bunlar icap harfi. Cevap veriyorsunuz. En geniş kapsamlı olanı naamdır. Olumsuza da cevap gelir, olumluya da cevap gelir. Ama bela öyle değil. Sadece olumsuz kelamdan sonra gelir, onu olumluya çevirir. Onun için belanın olduğu yerlerde arkadaşlar muhakkak bir öncesinde olumsuz kelam bulacağız. Bulalım. Bakalım. İşte bulduk. Elem ye'tiküm, lem ye'tiküm. Olumsuz lem ye'tiküm. Şimdi bunu olumluya çevireceğiz. Nasıl çevireceğiz? Bela kad eta. Evet, gelmişti. Gelmedi mi? Bela. Şimdi bu belayı Türkçe evet olarak mı, hayır olarak mı çevirmek? Bazı mealler bunu evet olarak çevirir. Bazıları hayır olarak çevirir. Fakat bir parantez koymadan bu anlaşılmaz. İster evet diye, ister hayır diye çevirin. Bir paranteze ihtiyaç var. Elem ye'tiküm nedir? Size uyarı veya uyarıcı gelmedi mi? Evet. Evet ne? Gelmedi olur. Naam gibi anlarsanız. Türkçe. Bu demin saydığım icap harflerinin Türkçe ve karşılığı tek. Evet. Naam da evet. Bela da evet. İyi, ecel, ceyri hepsi evet. Bir kelimeyle karşılanınca çeviride böyle bir sorun çıkıyor. Allahu alem. Burayı hayır olarak çevirmek, ondan sonra da parantez içi o olumlu cümleyi vermek gerekir. Bela, hayır hayır, yani geldi. Elem ye'tiküm, gelmedi mi? Hayır, geldi, geldi. Hayır, geldi. Tamam. Bela, bak müsbet olan cümle gelmiş. Kad câena nezîrun. Bir uyarı veya uyarıcı geldi. Bu nedir bu cümle arkadaşlar? İ'tirafun minhum bi'addillah. Bir kere o cehennem halkının kendi ağızlarından Allah'ın adaletini onlara itiraf ettirmek. Bir itiraf var burada. Şunu diyebilirlerdi. Bak cehennem halkı. Ya tamam da ya biz yeterince bir uyarı olmadı bize. Şimdi bunu şeyle birleştirelim. Ve mâ künnâ muazzibîne ile. Demek ki cehennemde şöyle bir insan tipi mümkün değil. Hala kafasında şüpheler var. Ya ben niye buradayım? Yani tam da yani yeteri derecede bir uyarı gelmemişti bana. Ben niye buradayım? Ben burada olmamalıydım. Böyle düşünecek bir mantık yok. Net. O cehennemde ebedi olarak kalacak insan bu cehennemi hak ettiğine net bir şekilde inanıyor. قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ Allah'ın dilinden onların itiraflarını biz anlıyoruz. Peki yeterli uyarı gelmeyen insanların durumu ne olacak? Orada bir ihtilaf var. İlmi kelam açısından değil mi? Yani bu insanlar toprak mı olacak? Yoksa işte aklıyla Allah'ın varlığını, birliğini bulduysa cennete mi gidecek? Ne olacak? O konu bizim için gaybi bir alan. Bugün günümüz dünyasında din-i mübin-i İslam'a ait yeterli bilginin kendisine ulaşmadığı toplum var mıdır? Toplum olarak, bireysel fert olarak olabilir. Bu ihtimal dışı değildir. Evet, ümmeti Muhammed'in, peygamberimizin peygamberliği evrensel. Bu evrenselliği sağlama adına günümüz teknolojisi çok çok büyük imkanlar sunmuş insanlığa. Ama bizden kaynaklanan hatalar olabilir. Dünyanın bir yerlerinde bir kısım insanlara bu tebliğ yeterli düzeyde ulaşmamış olabilir. Kabileler var değil mi? Kendi halinde doğmuş o kabilede, büyümüş ama böyle bir şey duymamış. İslam'a ait hiçbir bilgi kendisine ulaşmamış. Yani Kur'an'ın fahvasınca bu insanlar için biz ebedi cehennemliktir vesaire demeyiz. Böyle bir görevimiz de yoktur. Yani birilerini cehenneme koymak, birilerini cennete koymak görevi bize ait değil arkadaşlar. Bu konuda size gelen sorulara vereceğiniz en güzel cevap budur. Yani Kur'an naslarının zahiri bize şu bilgiyi veriyor. Tebliğ yeterli derecede gelmediyse Allah onlara azap etmeyecek. Ne yapacağını bilmiyoruz. Ama şu anda dünyada yaşıyor ve efendim Müslüman
değil bir şekilde ama Müslümanlığın ne olduğunu da bilmiyor. Yani bilerek bir İslam inkarı söz konusu değil. Ya bu insanlar Müslüman değilse bunların hepsi cehenneme gidecektir gibi bir kesin cümle. Bizim böyle bir görevimiz yok. Bunu net bilelim. Yani bunu böyle bir görevimiz yok. Biz nasların dediğiyle hareket etmekle yükümlüyüz. Demek ki i'tirafu minhum bi'adlillah. Bir kere burada ne var? Bela kad ca'ana nedirun. Cehennem halkının dilinden bir itiraftır bu. Bela kad ca'ana nedirun. Bize uyarı veya uyarıcı geldi. Daha nedir bu ayet? Ve ikrarun. Bir ikrar. Neye dair bir ikrar? Bi ennehu ta'ala ezaha ilelehu. Allah kafirlerin bütün gerekçelerini kaldırmış. Ezaha ilelehu. Ortaya atabilecekleri bütün gerekçeler, illetün ilel, kaldırmış. Ne ile? Bi bi'atetir rusuli, elçiler göndermekle. Ve inzârihim mâ veka'û fîhî. İçine düşecekleri duruma karşı da onları uyarmakla ne yapmış Rabbim? Bütün görevini yapmış. Bunu da beyan var bu ayette. قَدْ جَانَا نَذ۪يرٌ diyorlar. İtiraf devam ediyor. فَكَذَّبْنَا. Bakın itiraf devam ediyor. Biz bu elçileri yalanladık. فَكَذَّبْنَاهُمْ. Mef'ul anlaşıldığı zaman hasfedilebilir. Ayette de mef'ul hasfedilmiş. Biz o elçileri yalanladık. Ve kulna ve dedik ki ma nezzelallahu min şeyin mimma yekulune. O elçilerin iddia ettikleri, dedikleri şeyden onlara ait hiçbir şeyi Allah indirmemiştir dedik. Bakın itiraflara bakın. Yani inanmamakla kalmadık diyorlar. Bir de karşı çıkış başlattık. Ma nezzelallahu min şeyin. Bakın bu farklı bir durum. Yani yalanladık. Yani inanmadık peygamberlere. İnanmadık da sustuk. Öyle de olabilir. Ama susmadık diyor. Onlar yalanladığımız gibi bir de mâ nezzelallâhu min şey dedik. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Değil mi? Min va'din ve va'idin ve gayri dâlik. Va'd müjdeler. Va'id tehditler ve gayri dâlik. Bunun dışında semavi kitapların içerdiği bütün hususlar. Bunları Allah böyle bir şey indirmemiştir dedik. İn entüm illa fi dalalin kebir. Bu in-i nafiye. Kur'an'da inden sonra bir illa görürseniz o ine ne derler arkadaşlar? İn-i nafiye. Bazen in, inneden tahfif edilen in olabilir. Bazen in şart edatı çok kullanılmış haliyle olabilir. Bazen de in-i nafiye olur. Yani ma manasında in-i nafiye. Bu in-i nafiyeden sonra bir istisna gelir. İn illa, in illa, ma illa demektir. İn entüm, ma entüm, siz değilsiniz. İlla fi dalalin kebir. Büyük bir sapkınlık içindesiniz. Şimdi bu sözün kim tarafından ne amaçla söylendiğine dair müfessirler imali fikir yapmışlar. Mesela bu sözü kim söyleyebilir? Bir kere ahirette dalal, sapkınlık olur mu mesela? Cehennem halkına siz bir sapkınlık içerisindesiniz denilebilir mi? Cehennem halkı cehennemde yanarken hala küfürlerini devam ettiriyor olabilirler mi mesela? Değil mi? Aklımıza geliyor. Oysa yani o cehennemde yanan bir insanın hala cehennemi inkar etmesi düşünülemez. Ya vakayla karşı karşıya yanıyorsun işte. Nasıl inkar edeceksin? O zaman bu dalali nasıl anlayacağız? Bu bir. Bu inentüm illa fi dalalin kebir cümlesi mesela kim tarafından kime söylenmiş? Dünyada da olabilir bu. Veya dünyada olursa iki çeşit olabilir. Peygamber ümmetine söyleyebilir, o ümmet peygamberine söyleyebilir. Bütün peygamberler ilk geldikleri topluluk tarafından hoş karşılanmamıştır. Toplumun örfüne, ananesine karşı çıkan, toplumun yapı taşlarıyla oynayan, tamam mı? Geleneği bozan, oradaki yerleşmiş o zulüm sistemine çomak sokan,
terörist gibi algılanmıştır. Tarih boyu hep böyledir peygamberler. Dolayısıyla topluluğun da bir peygamberi sapkınlıkla nitelemesi anlaşılmayacak bir durum değil. Yani o topluluk, ey peygamberler, peygamber olduğunu iddia eden kişiler, siz bir sapkınlık içindesiniz. Biz böyle demiştik dünyada o peygamberlere. Eyvah, ne hata yaptık. Ahirette bu durumun hikayesi de olabilir. Bakalım müellifimiz olaya nasıl bakacak? Böyle bir zihin dünyası var burada. İnentüm illa fî dalâlin kebîre dair bir geniş bir açıdan olaya bakabiliriz. Ey yani diyor imamımız Nesefî, gâlel küffâru kâfirler lil münzerîne, uyarılanlara, cehennem halkına dediler ki ma entüm illa fî hatain azîmin. Siz büyük bir hatadasınız. Veya dünyadayken büyük bir hata içine düşmüştünüz. Olabilir. Yani cehennem zebanisi olan melekler bu mükalemenin sonunu böyle getiriyorlar. Ve diyorlar ki siz dünyadayken büyük bir yanlışın içindeydiniz. Fen nedir bima'nel inzar. Burada nedir fa'il vezni inzar if'al manasında. Thumma vusife bihi munziruhum. Sonra bu indar ile uyaran peygamberler vasıflandı. Yani uyarmak dendi aslında. Uyarı dendi. Kim kastedildi? Uyarıcı. Zeydün adlün gibi düşünün. Zeyd adalettir diyorsun. Adalet diyorsun ama adili kastediyorsun yani. Mastar zikrediyorsun, vasıf kastediyorsun. لِغُلُوِّهِمْ فِي الْاِنْذَارِ. O peygamberler uyarı noktasında çok aşırı ve ileri gittikleri için onlara inzar denmiş. Sanki o peygamberler uyarı olmuş. O kadar çok uyarmışlar ki, o kadar çok bu konuda gayret göstermişler, canlarını ortaya koymuşlar ki Allah onlara, onlardan bahsederken veya ümmetleri, ya bu bize gelen peygamberler mahza sırf inzardı. Sırf inzar. Yani o kadar bizi uyardılar ki adeta onlara uyarı diyebilirsin. كَاَنَّهُمْ لَيْسُوا اِلَّا اِنْذَارًا. Sanki inzar oldular. Şimdi bu birinci görüş. Bu görüşe göre قَالَ الْكُفَّارُ lil münzirine. Arkadaşlar bak, kafirler, orayı münzirin diye mi harekelediniz? İn entüm illa fî dalâlin kebîrden sonra. Gâlel küffâru lil münzirine. Düzeltin orayı. Şimdi bak, bu şöyle, kafirler, sanki ben orayı melek üzerinden anlattım size. O biraz sonra gelecek o tasvir. Kafirler uyarıcı olan peygamberlerine diyorlar. Fit dünya, dünyada. Gâlel küffâru lil münzirîn. Kaf, yani bu mâ entüm in entüm illâ fî dalâlin kebîr cümlesi dünyaya ait bir cümle oluyor o zaman. Ya biz peygamberlerimize bir de ne demiştik biliyor musunuz? İn entüm illâ fî dalâlin kebîr. Ey peygamber olduğunu zanneden kişi, sen büyük bir hata içindesin. İn entüm illa fî dalâlin kebîr. Niye? Yüzyıllardır atalarından aldığın bu mirası, bu kültürü inkar ediyorsun. Bize muhalif hareket ediyorsun. Bizi sapkınlıkla suçluyorsun. Sen teksin. Sen yanlış yoldasın. قَالَ الْكُفَّارُ لِلْمُنْذِر۪ينَ مَا اَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي خَطَئٍ عَظ۪يمٍ. Ey peygamber, sen büyük bir hata üzerindesin. Yani diyorlar. Çünkü birinci sıraya bu manayı almasının nedeni Nesefî'nin Kulna'nın devamında gelmesi. Bak, ve kulna ma nezzelallahu min şey in entum illa fi dalalin kebir. Yani kavle bağlıyoruz. Biz şöyle demiştik. Ma nezzelallahu min şey demiştik. Bir, Allah hiçbir şey indirmemiş demiştik.
Ve ne demiştik? İn entum illa fi dalalin kebir. Ey peygamberler, siz büyük bir hata içindesiniz demiştik. Birinci mana bu. Ve caze en yekune hada kelamul hazeneti lil kuffari ala iradetil kavl. Şimdi bak, bir kavl takdir edeceğiz arada ve ne olacak? Ve caze en yekune hada kelamel hazene. Yani cehennem bekçisi olan meleklerin kafirlere sözü olacak bu. O zaman ma nezzelallahu min şeyin ifadesinde kafirlerin sözü bitti değil mi arkadaşlar? Ve galetil hazenetü ve galel hazenetü ve galetil melaiketü, o cehennem bekçisi olan o melekler ise takdir ediyoruz bunu. Ne dediler? Bu sözlerine karşı ma nezzelallahu min şey dedik dedi ya kafirler. İn entüm illa fi dalalin kebir. Öyleyse siz dünyadayken demek ki büyük bir hata içindeymişsiniz. Peki dünyayı kastetmezler de bu sözle zebani olan o melekler cehennemdeki durumu kastederse ne olacak? Cehennem halkına in entüm illa fi dalalin kebir, siz büyük bir sapkınlık içindesiniz demek çok uyuşmuyor değil mi? Çünkü orada bir insanın sapkınlığının devam etmesi, küfrünün devam etmesi mümkün değil. Ve muraduhum biddalal. O zaman diyor, hazene, cehennem bekçisi meleklerin buradaki dalal ifadesinden kastı el helaku, helaktır. Sapkınlık değil. Peki sapkınlığa helak denilir mi? Denilir. Sonucu odur çünkü. Sapkınlık kişiyi nereye götürür? Sonuca, helaka götürür. Bir şeye sonucuna ait isim verilmiştir. Bu Kur'an'da çok kullanılan bir yapıdır. Tamam, mesela şu müşakelede de aynı durum var. Ev veyahut diyor, semmev, melekler isimlendirmiş olabilirler. Ceza-e dalali bismihi. Sapkınlığın cezasını o sapkınlık ismiyle isimlendirmiş olabilirler. Şimdi burayı anlamaya çalışalım. Burada bir müşakele olabilir diyor Nesefi. Eğer bu söz meleklerin kafirlere sözü ise, in entüm illa fi dalalin kebir, hem de ahirette hem de cehennem halkına melek nasıl der? Müşakele yoluyla der. Nedir arkadaşlar müşakele? Bu bir belagat ilminde göreceğiniz bir incelik. Kur'an bunu çok kullanıyor. Müşakele dediğimiz, kısaca el ittifaku fil lafzi, lafızda birlik, vel ihtilafu fil mana, mana farklılığı. Yani aynı lafızı kullanıyorsunuz ama farklı mana veriyorsunuz. Yani hüm müstehziün, onlar alay ederler. Allahu yestehziübim, Allah da onlarla alay eder. İkisinde de müstehziün, yestehziü, aynı kelimeler geçiyor. Ama Allah'a gelince Allah onlarla alay eder demiyorsunuz da nasıl mana veriyoruz? Lazimi bir mana veriyoruz. Allah ne yapar? Cezalandırır diyoruz. Çünkü bir kimseyi küçümseyen, ondan güçlü olan bir kimse, o kimse kendisiyle alay ettiği zaman ne yapması gerekirse Allah öyle davranır. Yani onu cezalandırır manası veriyoruz. Aynen öyle. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ. Allah وَمَا رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Bak, ikisi de rama köklü kelimeler kullanılıyor. Yani bir yerde iki lafız kullanılıyor aynı kökten ama farklı manalar vermeye müşakele derler. Müşakele lafızlardaki şekli yaklaşık birlik demek. Köken birliği var ama aynı manayı vermiyorsunuz. Burada da melekler dalal diyebilir ama dalalin sonucunu, helaki, ölümü kastedebilir. Yani aslında melekler şöyle diyor. İn entüm illa fi azabin kebir diyecekti melekler. Ama müşakele yaptılar. İn entüm illa fi dalalin kebir dediler. Dalalin sonucu ne? Ceza, azap. Sonucu zikrettiler. Peki bu kafanıza yatmadıysa diyor Nesefi. Ben size Kur'an'dan örnek vereyim. Estaizu billah. Ve ceza-ü seyyiyetin seyyiyetün mitluha.
bu örneği gözünüzün önüne getireyim. Ve ceza-ü seyyiyetin. Bir kötülüğün cezası nedir? Seyyiyetün mithluha. Kendisi gibi bir kötülüktür. Kötülüğü, birinci kötülüğü anlıyoruz. Birinci kötülük, kötülük de onun karşılığında yapılana da Allah kötülük diyor. Halbuki kötülüğün karşılığında yapılan bir cezalandırmadır. O da ilahi denge gereği kötü bir şey değildir. O kimseyi kötülüğünden vazgeçirmeye matuf yapılan bir şeydir. Ama ayet ona da kötülük diyor. Ve ceza-ü seyyiyetin seyyiyetün mitluha diyor bakın. İşte müşakele. İki seyyiye kullanılıyor. Birinci seyyiye gerçek kötülük manasında, ikinci seyyiye kötülüğün cezası manasında. Bir örnek daha. فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ Bir kimse size karşı haddini aşarsa, aşarlarsa onlar, فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ Siz de ona karşı haddinizi aşın. Ama müsle yok İslam'da. Müsle haramdır. Yani mesela birisi Allah korusun savaş meydanında bizim ölümüze kötü işler yaptı. Burnunu, kafasını, gözünü kesti, oydu, ciğerini çıkarttı. Biz aynı ölüye, onun ölüsüne onu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Müsle haramdır. O kısas yaşayanlarla ilgili. Müsle diyorlar buna, müsle. Yani ölüye, o ruh çıktıktan sonra beden sahibine döner. Beden Allah'ındır. Kafirin mülkü değil ki. فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ Bir kimse size karşı haddini aşarsa, فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ Siz de haddini aşın ona karşı. Yani mukabelede bulunun, karşılık verin demektir. Siz de ceza verin ona demektir. Bak iki yerde de i'teda kullanılıyor. Birincisi haddi aşmak manasında, ikincisi ise haddi aşmak değil. Haddi aşana ceza vermek. Buna müşakele diyorlar arkadaşlar. Tamam mı? يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَمْسَهُمْ Allah'la alay edilebilir mi? Ne demek bu? Yani alay eden kimse gibi davranıyorlar. Şimdi burada da aslında melekler اِنَّنْتُمْ اِلَّا فِي عَذَابٍ كَب۪يرٍ demek istiyorlar. Ama ne diyorlar? فِي ضَلَالٍ كَب۪يرٍ Bütün bu izahlar neye göre arkadaşlar? Bu ifadeyi اِنَّنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ كَب۪يرٍ ifadesini cehennem görevlisi olan melekler ve cehennemde söylüyorlarsa onlara. O zaman buradaki dalalden diyor, hakiki mana ağlamayız, problem çıkar. Ev semmev ceza dalali bismihi. Sapkınlığın, küfrün cezasını yani azabı bismihi, dalal ismiyle isimlendirmiş olabilirler melekler. Kema sümmiye ceza-ü seyyiyeti vel i'tidai seyyiyeten ve i'tidaen. Nitekim Kur'an'da kötülüğün ve haddi aşmanın karşılığı kötülük ve haddi aşmak olarak isimlendirildiği gibi verdiğim örneklerde. Ve yusemma el müşakele. Buna müşakele derler fi ilmil beyan. İlmi beyanda, belagatta. Üçüncü bir yorum. Ev kelamer rusuli lehum. Bunu nereye atfedeceğiz? Ve caze yukarıda. Ve caze en yekûne hâdâ kelâmel hazeneti. Ve caze en yekûne hâdâ kelâmer rusuli lehum. Elçilerin onlara kelamı, onlara sözü. Elçiler bu sözü söylemiş. Şimdi ve kulna mâ nezzelallâhu min şey. Kafirler dedi ya, Allah bize bir şey, hiçbir şey indirmediği, bunun karşılığında dünyada peygamberleri onlara ne dedi? İn entüm illa fi dalalin kebir. Siz büyük bir sapkınlık içerisindesiniz. Ey ümmetim yapmayın böyle. Peygamberler ümmetlerine diyor. Hakevhu lil hazeneti. Cehennemlikler, cehennem bekçilerine peygamberlerinin bu sözünü aktarıyorlar. Hakevhu bu sözü aktarıyorlar. Aktardılar cehennem kafirler lil hazeneti cehennem bekçilerine. O zaman mana ne olur? Ve kulna biz dedik ki ma nezzelallahu min şey. Allah hiçbir şey indirmedi. Ey cehennem bekçisi melekler. Ya bir de o bizim elçilerimiz bize şunu da diyordu.
in entum illa fi dalalin kebir diyordu. Biz yine anlamıyorduk. Bakın farklı manalardan zihinler nerelere gidiyor görüyor musunuz? Bu da olabilir gerçekten. Şimdi sanki hani bir, bu biraz sanki bir şeyi getiriyor aklımıza. Yani bir dertleşme gibi bir şey de var. Önce azarlıyor melekler. Elem ye'tikum nedir? Çare yok. Cevap veriyorlar. Bela kad ca'ana nedirun. Fekezzebna. İkinci itiraf. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Üçüncü itiraf. Ondan sonra da bu itirafların sonuna ey cehennem melekleri ya peygamberler bir de bize in entum illa fi dalalin kebir de demişlerdi ya. Biz bundan da ibret almamıştık. Şimdi bak şu tabloya bakar mısınız tablonun canlılığına? Yani cehennemde yaşanacak durumu kelime kelimesine, sözcük sözcüğüne bize net bir şekilde aktarılıyor. İster olayı dünyaya yönelik alın. Bir kere burada bir tablo var. Bu in entum illa fi dalalin kebir cümlesini dünyaya yönelik almamız bir şey değiştirmez. Cehennem tablosu var burada. O sözün öncesi bir kere tümüyle cehenneme ait. Orada bir ihtilaf yok ki. Bela kad ca'ana nedirun bu itiraflar fekezzebna itirafları ve kulna ma nezzelallah hepsi cehennemde. İn entum illa fi dalalin kebir cehennemde mi dünyada mı? Orada bir ihtilaf var değil mi? Ama şu yani bu ifadenin cehennem ehline vuku bulması o tabloyu tamamlaması açısından daha uygun gibi geliyor zihne arkadaşlar. Tabloyu tamamlıyor. Sanki meleklerle cehennem ehli böyle zaman zaman konuşuyorlar tamam mı? Ya böyle de denmişti bize ya diyerek bu tabloyu aslında bitiriyorlar. Burada zihin dünyamızı ketleyecek bir durum yok. Zihin dünyamız istediği yere gider. Niye? İn entum illa fi dalalin kebir cümlesi Arap dili açısından ya şuraya bağlanmıştır, başka bir yere bağlanamaz diyeceğiniz bir yapıda gönderilmedi. Ben buna vahyin ya insanın aklını açtığı alan diyorum. Rabbim vahyi gönderirken böyle bir yapıda göndermiş. O tarafa götürebiliyorsunuz, başka bir alan açılıyor önünüze. Bu tarafa götürüyorsunuz, başka bir alan. Dünyada peygamberler onlara bu sözü söylemiş olabilir. İşin tehdit boyutu, uyarının son noktaya geldiği değil mi? Cehennem bekçisi olan meleklerle aralarındaki konuşmanın sonucu söylenmiş olabilir. Yani dilsel yapı bize bunu illa şuraya bağlı, ha bir takdir gelse, mesela oraya ve galü dese Allah. Şimdi Rabbim oraya ve galü dese, şimdi kulna dediler ve galü melekler. Bitti. Hiçbir yere bağlayamazsınız. Veya orada bir fit dünya kaydı vesaire gelse, o zaman cehenneme ait bir tablo çıkartamazsınız buradan. Hiçbiri gelmiyor. Ne in entum illa fi dalalin başında bir kavil maddesi var, ne de sonunda dünya diye bir kayıt var. O zaman bu kayıtla mukayyet olmayacak şekilde ve tarafların tamamına, taraflarda ne var? Cehennem halkı, cehennem halkının başındaki melekler, dünyadayken bu topluluğun başındaki peygamberler var. Bu topluluklar arasında bu söz cereyan etmiş olabilir. Kim kime söylemiş? Hepsi de mümkün. Sonuncusu, o cehennem tasvirini daha net ortaya koyuyor gibi geliyor. Konu tartışılabilir. Kimi müfessir sonuncuyu alıyor. Kimi Nesefi gibi birinciyi alıyor. Birinci de, niye birinciyi alıyorlar? Çünkü kavlin mekulu ya kulna ma nezzelallahu min şey. Birinci mekul oluyor. İn entum illa fi dalalin kebir. İkinci oluyor. Kemal ittisal var ya arada. Yani o dilsel tahlil sanki o yorumu biraz daha öne çıkartıyor. Çünkü ademü takdir evla mine takdir diye bir prensibimiz var. Ademü takdir evla mine takdir. Bir ibareyi, bir cümleyi, bir yapıyı takdirsiz bir şekilde, hazifsiz bir şekilde kotarmak, ortaya koymak mümkünken hazif yoluna gitmek uygun değildir. Şimdi ve kulna'nın ikinci mekulu yaptığımız zaman yeni bir şey takdir etmiyoruz. Ama diğer vecihlerde ve galetir rusul ya da ve galetil melaike diye araya bir cümle takdir etmemiz gerekiyor.
Tamam mı arkadaşlar? Ademü takdir evla mine takdir prensiptir. Bir ibareyi hazifsiz anlamak mümkünken hasfe gitmek uygun değil. Burada da birinci sırayı hazifsiz olan kısım, yani o kafirlerin sözü olması. Kulna ma nezelallahu min şey. Başka ne dediler? İn entüm illa fî zalâlin. Bir de böyle demiştik dünyada. Tamam arkadaşlar. Hakevhü. Hakev, kafirler anlattılar, hikaye ettiler. Hü o sözü lil hazeneti, cehennem bekçilerine. Ey yani bak. Kâlû lenâ hâdâ. Ya bu peygamberler dünyada bize böyle de demişti. Felem nakbelhü. Ve biz bunu kabul etmemiştik. Tamam mı arkadaşlar? Ve kâlû. Ve diyorlar. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا ف۪ي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Bu ayeti itirafın devamı olarak almak mümkündür. Yani zebanilerle konuşmanın bir devamı gibi düşünebiliriz. Ama bazı müfessirler burayı diyorlar ki bu farklı bir tablo olabilir. Bu cehennem halkının meleklerle olan konuşması değil, o bitti. Bu cehennem halkının başka bir zaman diliminde, cehennemin başka bir bölgesinde, başka bir yerinde kendi aralarındaki bir muhaverede olabilir. Tamam mı? İlla bir önceki ayete bağlanma zorunluluğu yok. Çünkü olay burada başka bir boyuta geliyor. Tamam mı? Yani sem'i deliller, kulağımıza hitap eden deliller, akli deliller, bütün bunlar tam olarak bize gelmişti ama biz bunları gereği gibi değerlendiremedik. Bu açıdan bakıp hani bir itirafın devamı olarak görebilirsiniz. Böyle de düşünülebilir. Ve kâlû, yine o kâfirler dediler ki lev künnâ nesme'ul inzâra. Eğer biz uyarıyı ya da uyarıcıyı işitseydik, ona kulak verseydik. Ama bu mutlak bir işitme olamayacağı açıktır arkadaşlar. Çünkü bu insanlar sağır değil. İşitme yetenekleri var. Biz de bunu biliyoruz. Kendileri de biliyorlar. Buradan o zaman hangi sem'i kastetmiş olabilirler? Sema'a talibil hakki. Yani hakkı, gerçeği görmek isteyen bir kimsenin bir arayışı, bir işitmesi gibi işitseydik, اَوْ نَعْقِلُهُ عَقْلَ مُتَأَمِّلٍ Yani aklımız var, aklımızı inkar edemeyiz. Akıl olmasa mükellef olmayız. Ama aklın gereğini yapmak, müteemmil, düşünen, yani aklı kullanmak diyelim. Akle müteemmil, aklı kullanmak aslında. Aklımızı kullansaydık, مَا كُنَّا ف۪ي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Bu çılgın alevli ateşin arkadaşları olmazdık. Sahb, ashab bir şeyle bağlantılı olan bütün varlıklar için kullanılıyor Kur'an dilinde. İlla bizim Türkçedeki arkadaşlık gibi düşünmeyin. Zaten Türkçedeki o arkadaşlığa arkadaşlık denmesinin nedeni de iki arkadaşın sürekli musahabeti, yani devamlı yan yana bulunmaları. Hiç yan yana gelmeyen insanlara arkadaş demeyiz. Ama sürekli beraber bir arada gördüğümüz kimselere sahb diyoruz, ashab diyoruz. Tamam mı? Kök buradan geliyor. Dolayısıyla sürekli cehennemde, ebedi cehennem, devamlı orayla bağlantılı. Sürekli cennette, ashabül cenne, cehennemin arkadaşı. Kelimenin kökünde bu var. Fî cümleti ehlinnâr. Ateş ehlinin cümlesi içinde olmazdık. Bakın burada ne diyor Nesefî müellifimiz? Ve fîhî delîlün. Bu ayette bir delil var. Ala enne medara teklif, insanda mükellefliğin merkezi, üssü, esası, merkezi, ala edilleti sem'i vel akli, sem'i ve akli delillerdir. Yani bir insana sem'i ve akıl verilmişse, sem'i delil dediğimiz nübüvvet, peygamberlik, risalet, kitap gelmişse, tamam mı? Ve ennehuma hüccetani mülzimetani. Bu ikisi mükelleflik için yeter. Bu ikisi bir insanın sorumlu tutulması için yeter. Şimdi Kur'an ayetlerinde de arkadaşlar böyle bazen mesela tefsirlere bakarsınız.
bir şeyler görürsünüz. Bu çıkarımları yani hani yorum olarak kabul ederiz ama bağlayıcı tefsirler değildir. Mesela bu ayetten şunu çıkaran da var. Lev künnâ nesma'u. Sem'i deliller. Sem'i delilleri biz ne olarak aldık? İnsana gelen peygamber, elçi, kitap değil mi? Bunu böyle değil de sem'i delil. Yani hadisler. Hadisler. Ehli hadis. Ev na'kilü veyahut efendim ehli ray. Yani sem'i deliller. Hadislere kulak verseydik. Ev na'kilü veya aklımızı kullansaydık, ra' ile hareket etseydik, ma künnâ fî ashâbi sa'ir. Demek ki ne lazım? İnsanın hem rivayet, hem dirayet, bak hem rivayet, hem dirayet, güzel bir çıkarım gibi oluyor değil mi? Şimdi, ma künnâ nesma'u, yani sem'i delillere, şimdi şu açıdan bakıyorlar bu ayete, diyorlar ki ya kafir için tamam bu ayet böyle anlarız biz. Ama bir Müslüman için bu ayet başka bir şey diyor olabilir mi? Yani bir Müslümanın hem sem'i delillere hem akli delillere gerektiği kadar değer vermesi. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ. Demek ki sem'i delilleri de kullanmak önemli, aklı da kullanmak önemli. Sadece rivayet tarzıyla hareket etmek ya da rivayeti büsbütün silmek, sadece dirayet, اَوْ نَعْقِلُ olmaz. İkisini de kullanmak. Bak, çünkü kafir adam ikisini de kullanmadığı için pişman. Sen de Müslümansın. O zaman hem işin hadis boyutunu hem akıl boyutunu kullanmalısın gibi. Ya, ayete bunu söylettirmeyiz. Ama doğru, kafir burada iki yönünü kullanmadığı için bir pişmanlık yaşıyor değil mi? لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ diyor. Yani sema'ı da kullanmamış, aklı da kullanmamış. Nasıl olur böyle bir çıkarım arkadaşlar? Evkünnâ nesma'u. Bak şöyle anlarız. Biz kulağımıza hakkı işittiremedik. Yani kulağımızla işittiğimiz bilgileri bir hakkı arayan kimsenin dinlemesi gibi dinlemedik. Dolayısıyla hakka ulaşamadık. Bak Molla Musa ne demiş? Ve innemâ kuddimes sem'u liennehu mukaddemun fil vücudi. فَلَمْ يَذْكُرُوا الْبَسَرَ. Senin dediğin bu işte. Niye burada gözlerinden? Ya niye şöyle demediler? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نُبْصِرُ. Gözümüzü kullanmadık niye demediler? اِذِ الْكَلَامُ ف۪ي تَكْذِيبِ رُسُلِهِمْ. Konu burada peygamberlerin yalanlanması. فَالتَّأَسُّفُ عَلَى عَدَمِ سَمْعِ كَلَامِهِمْ وَعَدَمِ تَعَقُّلِهِمْ. Konu o zaman o peygamberlerin sözlerini dinlememelerindeki pişmanlıkları bir, o sözlerde akıllarını kullanarak hakkı bulamadıkları noktasındaki pişmanlık. وَلَا مَدْخَلَ لِلْبَسَرِ ف۪يهِ. Burada görmenin bir dahli yok. Hiçbiri şunu diyemiyor, ben peygamberi görmedim diyemiyor ki. Görmüş peygamberi. Nasıl diyecek, keşke peygamberi görseydik. Görmüşsün. Bugün için peygamberimizin şemaili o kadar net bir şekilde ortada ki bugün bir insan alsa Siyer-i Nebi'yi okusa ha peygamberimizin yanında oturmuş onu görmüş ha onu okumuş. Peygamberimiz son nebi, evrensel peygamber. Ama onun hayatı, her şeyi bütün yönleriyle bizim gözümüzün önünde. Eski ümmetler için böyle bir imkan yoktu. Onlar için hani telif, yazı veya bir takım bilgi malzemelerini bir araya toplayarak peygambere dair bir bilgi verme imkanları yoktu. Onun için o toplumlarda her kabileye, her köye, her şehire bir peygamber gönderebiliyordu. Rabbim hepsi de onu görüyordu. Onun için bu toplulukların biz görmedik şeklinde bir şeyleri olamaz. Ümmeti Muhammed için de olamaz. Görmek isteyen sanki peygamberimizi görecek kadar net bir şekilde peygamberimizin bütün hayati ayrıntıları ortadadır. Kadı İyad'ın Şifa-i Şerif adlı eseri var. Duydunuz mu? Yani başından sonuna kadar A'dan Z'ye peygamberimiz ne yapmış, nasıl davranmış, nasıl oturmuş,
nasıl kalkmış rivayetlerle böyle anlatıyor. Şemail kitapları var, Siyer-i Nebiler var, koca İslam tarihi kitapları var. Hepsinin merkezinde Peygamberimizin hayatı. Hiçbir saklı yönü yok yani. O özel hayatı kendine ait olan o kısım hariç. Ama ümmete taalluk eden, risaletle ilgili A'dan Z'ye her şeyi ortada Peygamberimizin. Bu bazen normal görmekten de ötedir. Niye biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i düşünelim. Peygamberimize çok yakın. Ama bazen bir rivayet geliyor kendisine, ben bunu duymadım diyor. Yani Hulefai Raşidi'ni düşünelim. Peygamberimizin en yakınları, akrabaları, kayınpederi, damadı. Ama Peygamberimizin insanlık yönü, yani birçok hallerini görememiş olabilirler. Bir yere gitmiştir Hazreti Ebubekir Efendimiz. O arada Peygamberimiz bir şeyler söylüyor. Biz bunların hepsini biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Bak, sahabenin bile bilmediği birçok şeyi biz biliyoruz. Çünkü sahabe Peygamberimizin yanında ne kadar bulunmuşsa o kadarını gördü. Ama bütün sahabe ve Peygamberimizin bütün yaşantısının bilgisi bizim elimizde olunca biz hepsini biliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bu görünürlükten de öte bir bilgidir. Dolayısıyla وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Ümmeti Muhammed'in kafirleri de böyle diyecekler. Çünkü okumak istese, görmek istese Peygamberimizi net bir şekilde görecek. Bütün malzeme elinde. Böylece bak, bu fa'i fasiha derler. Burada artık işin sonuna doğru geliyoruz. İdâ kânel emru kedâlik. Madem durum böyle, bu konuşmaları zebanilerle bu cehennem halkı yaptılar. İdâ kânel emru kedâlik. Ne yapmış oldular? Fe'terafû bidenbihim. Yani bi küfrihim. Küfürlerini itiraf etmiş oldular. Fî tekzîbir rusul. Elçileri yalanlama noktasında. Peki bunun peşinde Rabbim ne diyor bak? Bu sebeple, küfürlerini itiraf etmeleri sebebiyle fesuhkan li ashabis sa'ir. O alevli ateşin halkına ne olsun? Suhk olsun. Suhk. Nedir suhk? Es-suhku. Bu kelime arkadaşlar ismi mastardır. Cins isimlerdendir. İshak. Eshaka, yushiku, ishak. Mastarının ismidir. İsmül mastar derler bunlara. Uzaklaştırılmak demek kök anlamı. Eshaka bir mana eb'ade. Eshaka, yushiku, ishakan. Eb'ade, yub'idu, ib'aden. Suhk, ishakın ismi mastarıdır. Salat, tasliye mastarının ismidir. Aynı manada. Zekat, tezkiyenin ismi mastarıdır. Selam, teslimin ismi mastarıdır. Bunun gibi. Suh da İshak'ın ismi mastarıdır. Eshaka, yushiku, ishak. İshak bir mana ib'at. O zaman ne oldu? Fesuhkan. Bir bedduaya dönüştü. Fesuhkan li ashabis sa'ir. O cehennem halkı için, o alevli ateşin ashabı için Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak olsun. Yani Allah onların belasını versin gibi, Allah onları cehennemin dibine batırsın gibi, böyle bir ilahi rahmetten kovulma manası ifade eden bir yapıdır. Suhk. Araplar bu tür dua ve beddua kelimelerini mef'ulü mutlak olarak kullanırlar. Amilinde hasfederler arkadaşlar. Burada eshaka suhkan gibi. Tamam mı? Sakyen. Sekâkellâhu sakyen. Bu da bir dua manasındadır mesela. Arap sakyen lek der. Sakyen lek. Ne demek sakyen lek? Allah sana rahmet indirsin. Bereket indirsin. Sekâkellâhu sakyen. Ra'akellâhu ra'yen. Ra'yen lek der. Ra'a ra'yen. Allah seni gözetsin. Her işini kontrol altına alsın, değil mi? Haybeten, habe haybeten, beddua, zarar, ziyan, burnun efendim zarardan kurtulmasın, burnun yere sürtürsün. Bu da böyle, suhkan,
Tamam mı? Fesuhkan li ashabi sa'ir. Elmalı nasıl çeviriyor burayı? O bu kelimeleri çok güzel çevirir. Fesuhkan li ashabi sa'ir. Cehennem halkına yazıklar olsun. Tam oturmuyor gibi ama. Çünkü kökte ibat manası var. İlahi rahmet. Kahrolsun daha güzel. Kahrolsun. Kahrolsun o halde bunu Elmalı mı diyor? Evet. Bak Elmalı'nın çevirileri tam böyle gramere, Arap diline ve Türkçe'ye uygun. Kahrolsun daha güzel. Bazen yuh olsun der böyle. Veil olsun, yuh olsun gibi. Fesuhkan li ashabis sa'ir. Ve bi dammil ha'i Yezidü ve Aliyyün. Yezid ve Ali adındaki kurralar suhukan okumuş. İki kullanımı da var. Suhkan, suhukan. Yani ayetin manası febu'den lehum an rahmetillahi ve kerametihi. Allah'ın rahmeti ve onun engin cömertliğinden uzaklaşmak olsun onlara. Kahrolsunlar. İ'terafu ev cehadu. İster itiraf etsinler, ister inkar etsinler. Fe inne zalike la yenfa'uhum. Çünkü bu durum onlara fayda vermeyecektir. Çünkü bu itiraf, itirafın yeri cehennem değildir arkadaşlar. İtirafın yeri dünyadır. Dünyada itiraf etmediler. Faifası hayla nereden anladık bunu? Bu cehennemdeki itirafın peşinde geldi bu. Ve intisabuhu ala ennehu masdarun veqa'a mevki'ad du'a. Suhkan kelimesinin mensup olması, amili mahsuf bir mef'ulü mutlak olması ve beddua makamında kullanılması nedeniyledir. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gâib kable muayenetil azab. Yani azabı görmeden önce gayben Rablerinden, Rablerine karşı gelme endişesi taşıyanlar lehum mağfiratun lizzunubi ve ecrun kebir. Hemen araya Rabbim bakın bir canlarımız sıkıldı değil mi? Ders boyu cennet, cehennem, zebaniler, aralarındaki konuşma, azabın ne kadar ağır feci bir azap olduğu hemen Rabbim bir cümle getiriyor. Ondan sonra yine konu kafirlere dönecek. Ve esirru kavleküm. İnnel aman aman siz endişe etmeyin. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gayb. Görmedikleri halde Rablerinin huzuruna gelmekten korkanlara büyük bir bağış var. Liddünüb günahlarına karşı ve ecrun kebir. Çünkü biz bunları düşünce ya bizim de hatalarımız var. Eyvah bu cehennem ne yapacağız biz? Aman ümitsizliğe düşme. O temel prensibimiz vardı ya neydi o? Beynel havfi ve raca. Sakın ümitsizliğe düşme. Sen imanını muhafaza etmeye devam et. Günahlarına karşı Rabbimin engin merhametine, rahmetine sığın demektir. Lillahi'l-Fatiha arkadaşlar.